Ve bu itibar ile efendilerin efendisidir. Ve onun vücuduna ve varlığına bir başlangıç ve devamlılığına bir son da yoktur. Yani onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Ve onun ilminde zahir ve batın itibarları yoktur. Zahir batın diye bir ayrım yoktur. Yani şu şey Hak Teala'nın ilminden batındır. Ve şu şey onun ilmine zahirdir denemez. Onun ilminden gizli hiçbir şey yok. Oysa bizim ilmimizde bu itibarlar mevcuttur. Batın ve zahir itibarları bizim için mevcuttur. Çünkü bize göre malum vücut bizim vücudumuzun gayrıdır. Fakat Hak Teala Hazretlerine göre böyle değildir. Belki eşyanın hepsi kadimi ve sonradan olanı ve evveli ve ahiri ve suflisi ve ulvisi ancak onun vücudu ile açığa çıktı. Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri Fussilet 54 ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere zatıyla bütün eşyayı ihata etmiştir. Ve onun mutlak vücudu bütün eşyaya sirayet etmiştir. Yine Hadid 4 ve siz neredeyseniz o sizinledir buyurulmakta. Böyle olunca onun ilminde batın olma ve zahir olma itibarları olamaz. Zahir olma ve batın olma itibarları ancak onun vücudunun mertebelerine göredir. Gene karşımıza mertebeler çıktı. İşte Allah'ı her zaman diyoruz. Allah'ı bilmek, tanımak, bu alemde muhatap olduğumuz mahlukatın bize hitaplarını, bize davranışlarını ne cihetten değerlendirip de nasıl bir muamelede bulunmamız gerektiğini bilmek, mertebeleri bilmek. Mertebeleri bilmek ilminden geçiyor yani. Mertebeleri bilmezse kişi muhatabına nasıl muamele edeceğini de bilmez. Gelen hitapların nereden geliyor? Hangi mazhardan? Evet, bütün hitaplar haktandır. Alemde cereyan eden her söz haktandır. Ama hak hangi mertebeden sesleniyor? Bunu ayırt etmemiz lazım. Şimdi acaba melekten mi sesleniyor? Şeytandan mı sesleniyor? Mertebeyi bilmemiz lazım. Şeytandan seslenene ona göre muamele etmek gerekiyor. Melekten seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Nefisten seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Rahmani seslenişe ona göre muamele etmek gerekiyor. Demek ki mertebeleri bilmek her zaman karşımıza çıkıyor. Bu mertebeleri iyi manada, kamil manada bildiğimiz zaman işte o zaman her şeyi yer yerine koymuş oluruz. İnsaf ehli olmuş oluruz. Bu mertebeleri burada yine karşımıza çıktı. Onun vücudunun mertebelerine göredir dedi.